Selam millet. Yine bir videoda beraberiz. Balkonumuz yavaş yavaş tamamlanıyor. Artık yemek videolarına rahat rahat başlayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi balkonumuz ufak tefek tamamlandı. Şurada ufak bir arka bölüm kaldı. Orayı da tamamladıktan sonra burayı güzel bir şekillendirmeye geçeceğiz. Önümüzdeki günlerde bu videoları da sizinle paylaşacağım. Bugün gazlı grilimizi beraber hem tanıyacağız hem bir şeyler pişireceğiz. Her zaman olduğum gibi bir kadeh rakım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş başlayalım. Bratwurst, hindi etinden yapılmış şiş. Bunları Sabrina ile annesi yiyecek. Benim menü bu. Biliyorsunuz biz etçi adamız. Burada tavuğum var. Bunu sizin için ayrı bir yapacağım. Bunu bulgur pilavı yapmak için aldım. Özel soslu bir tavuk eti var bunun içinde. Evet arkadaşlar. Bu bugün benim yiyeceğim et. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 1 kilo 200 gram civarında. Güzel bir steak'im var. Sabrina annesi dediğim gibi et yemiyorlar. Şimdi bunun üzerine bunu birazcık üzerine zeytinyağı. Evet, zeytinyağıyla güzelce ne bunu yağlıyoruz. Şimdi kabağım var. Bu burada birazcık beklesin. Kabağım var. Ben de sizinle birazcık muhabbet edeyim. Eti haftalarca dinlendirenler var ama tabii ki bunlar restoranlar için ya da herhangi birileri için olabilir. Ama biz genelde Türkiye'nin adet, kültür ve örfüne göre yemekler hazırladığımız için Türkiye'de kimse 15 gün, 20 gün almış olduğu eti dinlendirmez. Çünkü o kadar bekletmez. İnsanlar zaten eti zor alıyorlar Türkiye'de. Alabilenler için bahsetmiyorum ama alamadıklarını da ben biliyorum. Balık kılçığı gibi şöyle çekiyorsunuz, geliyor. Ne yapıyormuşuk? Şu şekilde kafayı koparmadan çeviriyoruz. Ondan sonra da bu şekilde aşağı inip tutup şu şekilde balık kılçığı gibi çekiyoruz. Aynen şöyle. Bu da bir bilgi olsun size. Şöyle çektik. Bunu da çektik. Evet. Bu arada bu steak'in kilosu, yani bu steak'in kilosu burada 7.60 kilosu arkadaşlar. İyi de atmış. Şimdi biraz sonra güzel bir akşam yemeği hazırlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Mangalı ilk defa deneyeceğim. İlk defa steak pişireceğim onda. Hem onu da sizinle paylaşmış olacağım. Performansı nedir, ne değildir? Pişirir mi, pişirmez mi? Lezzeti nasıl oldu? İyi oldu mu, olmadı mı? Bunları da sizinle paylaşmış olacağım. Bakalım. Dediğim gibi bu işler için çok daha profesyonel kitaplar alacağım. O kitaplardan size tarifler uygulayacağım. Örtümüzü kaldıralım güzelce. Evet, burada gördüğünüz gibi bir tane tüm ızgaram var. Neden böyle büyük bir ızgara aldığımı şundan için söyleyeyim. Bir kere de her şeyi pişirebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bekleme yapmıyorsunuz. Bekleme yapma lütfen. Evet, yağmur yağmaya başladı bu arada. Lanet olsun. Hemen yapmamız gereken tek şey, bakın, evet bunu yaktık. Çok da güzel yağmur yağıyor şu anda. Şöyle kabaklarımızı pişireceğiz burada. Şuraya biraz yağ koyuyorum. Size birazcık şu ekmeklerden bahsetmek istiyorum. Bunlar Almanların Krautbutter dedikleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da koyalım şuraya.
Oh Gott! An dem Fleisch isst du ja 5 Stunden. Die Kräuterbutter läuft so aus. Okay. Super. Jetzt kraft. Evet, şöyle etimizi dilimleyelim. Angurten maybe. Mama hat dir Bier mitgebracht, möchtest du? Schönes kaltes Bier. Mama hat Bier mitgebracht, möchtest du? Ey, bing, 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 bing. Hab ich gerade gesehen, es ist aufgegangen. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Bitte schön. Die war trotzdem lecker. Mama, du Zosi? Yum, yum. Tatsächlich passiert es, der Single der Animateur kommt zu.